I would rather die than live this way. Ağır Yaşamlar programının en dikkat çeken isimlerinden Charity Pierce, 352 kiloluk inanılmaz ağırlığıyla başladığı zorlu iyileşme yolculuğunda izleyenleri derinden etkiledi. Charity içinde bulunduğu durumu şöyle anlatıyordu. Aynada kendime baktığımda bir canavar görüyorum sanki. Tuvalete gidemediğim için tuvalet bana getiriliyor. Küvete bile sığmıyorum. Bu yüzden süngerle yıkanmak zorundayım. Genç yaşta bu kadar ciddi sağlık sorunları yaşaması ünlü obezite cerrahı Dr. Neav'ın müdahalesini gerektirdi. Dr. Neav durumu şöyle değerlendirdi. Charity'nin durumu gerçekten çok kötü. Şu anda hayati risk altında. Bu videoda Charity Pierce'ın Ağır Yaşamlar programında yaşadığı zorlukları, başarılarını ve hayatındaki dönüm noktalarını inceleyeceğiz. Gündelik mücadeleler. Charity'nin hayatı kendi bedeninin ağırlığıyla sürekli bir mücadeleden ibaretti. Her hareketi aşılmaz bir engeli aşmaya çabalamak gibiydi. Attığı her adım olağanüstü bir efor gerektiriyordu. Sıradan insanların kolayca yaptığı işler Charity için büyük zorluklara dönüşüyor. Ona sürekli fiziksel sınırlarını hatırlatıyordu. Günlük aktiviteler için kızı Charlie ve partneri Tony'ye muhtaçtı. Yataktan kalkmak bile ekip işiydi. Charlie ve Tony, Charity'nin kalkmasına yardım ediyordu. Kanepede oturmak veya tuvalete gitmek bile dikkatli manevralar ve sürekli destek gerektiren yorucu işlerdi. Charity'nin yaşadığı zorluklar özellikle mutfakta kendini gösteriyordu. Bir zamanlar keyif aldığı yemek pişirme işi artık neredeyse imkansız hale gelmişti. Uzun süre ayakta duramadığı ve yemek hazırlamanın gerektirdiği hareketleri yapamadığı için mutfak işlerini Charlie ve Tony'ye bırakmak zorunda kaldı. Bu yüzden genellikle hazır yemekler ve paket servislerle besleniyorlardı. Bu da Charity'nin daha sağlıklı ve çeşitli beslenmesini engelliyordu. Evden çıkmak da başlı başına bir sorundu. Charity'nin bedeni, arabalara binmeyi veya toplum içinde rahatça dolaşmayı zorlaştırıyordu. Sık sık görünüşünden utanıyor. İnsanlarla bir araya gelmekten ve yargılanabileceği veya alay konusu olabileceği durumlardan kaçınıyordu. Charlie ile alışveriş merkezine gitmek gibi basit geziler bile endişe ve kendinden şüphe duygularıyla doluydu. Doktor randevuları için kapsamlı bir planlama yapmaları ve sağlık çalışanlarından yardım almaları gerekiyordu. Bazen Charity'yi güvenli bir şekilde taşımak için ambulans gerekiyordu. Bu da onun ciddi hareket kısıtlılığını ve sağlık hizmetlerine erişiminde yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyordu. Charlie evde Charity'nin can simidiydi. Ona hem fiziksel hem de duygusal destek sağlıyordu. Bakıcı rolünü büyük bir özveri ve zarafetle üstlenen Charlie, Charity'nin ihtiyaçlarını hiç tereddüt etmeden karşılıyordu. Banyo yapmasına, giyinmesine, günlük işlerini halletmesine yardımcı olan Charlie, karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen Charity'nin sevdiğini ve değer verildiğini hissetmesini sağlıyordu. Charlie'nin yardımına rağmen Charity'nin çilesi bitmek bilmiyordu. Üzerine olacak bir kıyafet bulmak neredeyse imkansızdı ve bu durum kendini savunmasız ve güvensiz hissetmesine neden oluyordu. Genellikle büyük boy tişörtler giyiyor. İç çamaşırları deri katmanlarının arasında kayboluyordu. Vücudunun kusurlarını sürekli hatırlatan bu problem ve toplum tarafından kabul görememe Charity'ye ağır geliyordu. Tüm bu zorluklara rağmen Charity pes etmedi. Fiziksel sınırlarının kendisini tanımlamasına izin vermeyerek her güne azim ve kararlılıkla başladı. Charlie ve Tony'nin desteğiyle hayatın getirdiği her türlü zorluğun üstesinden gelebileceklerini bilerek onların sevgisinden güç aldı. Durumunun tehlikeleri her zaman kapıdaydı. Obezite sadece görünüşle ilgili bir sorun değil, ciddi sonuçları olan önemli bir sağlık sorunudur. Charity Pierce'ın hikayesi, obezitenin getirdiği riskleri ve birçok kişinin obeziteyle mücadelede yaşadığı zorlu yolculuğu gözler önüne sermektedir. Peki obezite tam olarak nedir ve neden bu kadar tehlikelidir? Bunu anlamak için konuyu biraz daha derinlemesine incelememiz gerekiyor. Obezite genellikle VKI yani vücut kitle indeksi kullanılarak ölçülür. VKI hesaplaması kişinin toplam vücut yağını belirlemek için kilo ve boy oranını kullanan basit bir formüle dayanır. Bu indeks insanları zayıf, normal kilolu, fazla kilolu veya obez olarak sınıflandırır. Kilonun sağlık üzerindeki etkisini anlamak için bir rehber görevi görür. Charity 352 kiloluk inanılmaz ağırlığıyla VKI ölçeğinde ileri derecede obez kategorisine girmekteydi. Aşırı kilosu kalbi ve diğer hayati organları üzerinde baskı oluşturarak ciddi sağlık riskleri yaratıyordu. Peki obezite ile ilişkili tehlikeler tam olarak nelerdir? İlk olarak obezite kalp hastalıklarının başlıca nedenlerinden biridir. Aşırı kilo, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabete yol açabilir. Bunların hepsi kalp krizi ve felç riskini artırır. Kalp, kanı vücutta dolaştırmak için fazladan çaba sarf etmek zorunda kalır. Bu da kalbi önemli ölçüde zorlar ve kalp damar hastalıkları riskini artırır.
Obezitenin tehlikeleri sadece kalp hastalıklarıyla sınırlı değildir. Aşırı kilo, tip 2 diyabet, bazı kanser türleri, uyku apnesi ve osteoartrit gibi birçok sağlık sorununa da yol açabilir. Fazla kilolar eklemlere baskı yaparak ağrı ve iltihaba neden olurken, hormonal dengeleri bozarak meme ve kolon kanseri gibi hastalıkların riskini artırabilir. Obezitenin ruh sağlığı ve genel yaşam kalitesi üzerindeki etkileri de oldukça derindir. Obez bireyler sıklıkla toplumsal damgalanma ve ayrımcılıklarla karşı karşıya kalır. Bu da depresyon, kaygı bozuklukları ve özgüven eksikliğine yol açabilir. Aşırı kiloya bağlı fiziksel kısıtlamalarda günlük aktivitelere katılımı ve hayattan keyif almayı zorlaştırarak ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. Obeziteyle mücadele genellikle zorlu bir süreçtir. Çoğunlukla beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması ve bazen tıbbi müdahaleleri içeren kapsamlı bir yaşam tarzı değişikliği gerekir. Charity'nin kilo verme yolculuğu da zorluklarla doluydu. Şeker tüketimini azaltmaya ve düzenli egzersiz yapmaya çalıştı. Fakat başarıya giden yol hiç de kolay değildi. Charity'nin hikayesi, obezite ve buna bağlı sağlık sorunlarıyla mücadelenin önemini gözler önüne seriyor. Mesele sadece dış görünüş için kilo vermek değil. Asıl amaç sağlıklı ve yaşam süresini uzatmak. Obezitenin risklerini anlamak ve bunlarla mücadele etmek için harekete geçmek, kişinin genel iyiliğini artırmanın yanında kronik hastalıkları azaltabilir. Bu nedenle obezitenin ciddiyetinin farkına varmak ve bununla mücadele etmek için adım atmak, daha sağlıklı ve mutlu bir geleceğe kapı açacaktır. Charity Pierce bir gecede obez olmadı tabii. Çocukluğunda başlayan zorluklar zamanla birikti. Cedar Rapids, Iowa'da büyüyen Charity'nin çocukluğu huzurundan mahrumdu. Alkolik babası sık sık hıncını Charity ve annesinden çıkarıyordu. Her gece aynı şiddet döngüsü yaşanıyordu. Babasının bağırıp çağırması, annesinin gözyaşları ve gecenin sonunda oturma odasında yere yığılması. Kendini yalnız ve ihmal edilmiş hisseden Charity, teselli bulmak için yemeğe yöneldi. 10 yaşındayken buzdolabına sığınıyor. Bulabildiği her türlü abur cuburu, dondurma, çikolata, cips, patates kızartması yiyordu. Bu atıştırmalıklar, çalkantılı ev hayatından geçici bir kaçış, acıyı bastırmanın ve yokluğunu hissettiği baba sevgisiyle çileli annesinin bıraktığı boşluğu doldurmanın bir yoluydu. Yıllar geçtikçe Charity'nin yemekle ilişkisi giderek sağlıksız bir hal aldı. 1990'ların sonunda ergenliğe girdiğinde kilosuyla baş etmekte zorlanıyordu. Okulda ve mahallede acımasız zorbalıklara maruz kaldı. Sık sık görünüşüyle alay edildi. İncitici yorumları duymazdan gelmeye çalışsa da özgüveni zedelenmişti. Yine de Charity, başkalarının acımasızlığının onu tanımlamasına izin vermemeye kararlıydı. Zorluklarla başa çıkmanın bir yolu olarak asi bir tavır takındı. Tüm engellere rağmen kendi yolunda ilerlemeye kararlıydı. 20'li yaşlarının başına geldiğinde omuzlarındaki yükü taşımak artık giderek zorlaştı. Daha sağlıklı beslenmeye teşvik edilse de yeme alışkanlıklarından kurtulmakta zorlanıyordu. Lise hayatının baskıları, hormonal değişimler ve mevsimsel depresyonla boğuşurken başa çıkma mekanizması olarak aşırı yemeye yöneldi. Bu onda bir duygusal yeme ve suçluluk duyma döngüsüne yol açtı. Her aşırı yeme nöbetiyle mutsuzluğu daha da derinleşti. 2001'de geçirdiği bir kaza Charity'yi yatağa bağımlı hale getirdi. Hareket edemez ve fiziksel aktivite yapamaz duruma düşmüştü. Bu hareketsizlik daha çok yemesine, daha fazla kilo almasına ve zaten hassas olan sağlığının daha da bozulmasına neden oldu. Charity için obezite sadece tıbbi bir sorun değildi. En derin acılarının ve korkularının bir ifadesi. Onu yıkmaya kararlı görünen bir dünyada yardım ve kabul görmek için sessiz bir yakarıştı. Yine de Charity umudunu yitirmedi. Yolculuğunun henüz bitmediğine ve hala kurtuluş ve iyileşme şansı olduğuna inandı. İyileşme yolculuğu yeni başlıyordu. Dönüm noktası 2015 yılında 39 yaşındayken hayatını değiştirmeye karar vermesiyle geldi. Motivasyon kaynağı bir hayaldi. Hayallerindeki gelinliği giyerek sevgili Tony'si ile evlenmek. Aşklarını taçlandıracak güzel bir düğün töreni hayal ediyordu. Bu hayal Ağır Yaşamlar adlı popüler programın dikkatini çekti. Program ekibi obezite ile mücadelesiyle tanınan Charity ile hemen iletişime geçti. Belki de birileri yapımcılara haber vermiş ve onun adına yardım istemişti. Charity programa çıktığında izleyiciler kendi bedeniyle mücadele eden bir kadınla tanıştı. 352 kilo ağırlığındaki Charity'nin sağlığı ciddi risk altındaydı. Ünlü obezite uzmanı Dr. Now hemen harekete geçmek zorundaydı. Dr. Now, Charity'nin Houston'daki bir hastaneye yatırılmasına ön ayak oldu. Burada Charity, doktor gözetiminde özverili hemşirelerin desteğiyle sürekli bakım gördü.
Charity sağlığına kavuşmak için zorlu bir yolculuğa çıktı. Doktor Now ona sıkı bir diyet programı uyguladı. Günlük kalori alımını 1000-1200 kalori ile sınırlandırdı ve en sevdiği abur cuburları yasakladı. Sağlık ekibi Charity'nin ilerlemesini adım adım takip ediyordu. Charity karşılaştığı tüm zorluklara rağmen hedefinden şaşmadı. Tony ile evlenme ve onunla yeni bir hayat kurma hayalinin kilo sorununu çözmesine bağlı olduğunun farkındaydı. Her gün sarsılmaz azmi ve sevdiklerinin desteğiyle güç buldu. 3 ay boyunca sıkı sıkıya uyguladığı diyet sonucunda Charity tartıya çıktığında 45 kilodan fazla verdiğini gördü. Bu onun kararlılığının ve iradesinin somut bir göstergesiydi. Doktor Now, Charity'nin kaydettiği ilerlemeden çok etkilenmişti. Ancak yolculuğun henüz bitmediğinin de farkındaydı. Sağlığı giderek düzelen Charity, evine dönüp tanıdık bir ortamda değişimine devam etmeye hazırdı. Eve döndüğünde yeni zorluklar baş gösterdi. Kızı Charlie annesinin yokluğunda zorlanmış ve rahatlamak için yemeğe yönelmişti. Bu arada Charity kilo verme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olan mide küçültme ameliyatına girecekti. Ameliyat başarıyla geçti ve Charity evine umut ve kararlılıkla döndü. Günde 1000 kalorilik sıkı bir diyete bağlı kalarak ve yeniden form tutarak yolculuğunun bir sonraki aşamasına taze bir inançla sarıldı. Charity kilo verdikçe ve sağlığı iyileştikçe bu değişimin sadece fiziksel olmadığını, aynı zamanda hayatını, mutluluğunu ve geleceğini geri kazanmakla ilgili olduğunu fark etti. Her geçen gün hayallerine ve özlediği yaşama biraz daha yaklaşıyordu. Kendini keşfetme ve iyileşme terapisinin de yardımıyla obeziteyle mücadelesi sadece kilo vermekten ibaret kalmadı. Tedavisi kendini anlama ve yeme bozukluğuna yol açan duygusal yaraları iyileştirme yolunda derin bir yolculuk haline geldi. Mide küçültme ameliyatından sonra bile Charity aşırı yeme dürtüsüyle cebelleşmeye devam etti. Bu durum ilerlemesini ve fazla deri ameliyatı için uygunluğunu riske atıyordu. Doktor Now, Charity'nin yeme bağımlılığının altında yatan sorunları ele almak için terapi görmesini önerdi. Charity, yemekle olan probleminin fiziksel isteklerin ötesine geçtiğini anlayarak bu öneriyi kabul etti. Terapistinin desteğiyle yiyecekle olan sağlıksız ilişkisini şekillendiren duygusal travmaları keşfederek bir öz farkındalık yolculuğuna çıktı. Terapi süresince Charity aşırı yemesinin ardındaki nedenleri araştırdı ve çocukluk travması, yetersizlik duyguları ve düşük öz saygının bir karışımıyla karşılaştı. Terapistiyle birlikte çalışarak tıkınırcasına yemek yerine farkındalık ve stres yönetimi gibi sağlıklı teknikler öğrendi. Gelişimini yakından inceledikçe yeme bağımlılığının kökenlerini belirlemeye başladı. Aşırı yemesinin genellikle yalnızlık, üzüntü ve kaygı duygularından kaynaklandığını fark etti. Bu duyguları yemekle bastırmaya çalışıyordu. Terapisi sayesinde bu duygularla yüzleşmeyi ve daha sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmeyi öğrendi. Charity'nin iyileşme süreci gün be gün ilerledi. Daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmeye başladı ve hem bedenini hem de ruhunu besleyen öğünler yedi. Tony'nin de desteğiyle evde sağlıklı yemekler hazırlamayı öğrenmek için mutfak kurslarına bile katıldı. Böylece yemek zamanları gerginlik yerine neşe ve yakınlaşma fırsatına dönüştü. Terapi sadece yeme alışkanlıklarını değiştirmekle kalmadı. Aynı zamanda düşünce yapısını da olumlu yönde etkiledi. Charity terapistiyle birlikte çalışarak kendisi hakkındaki olumsuz düşünce ve inançla yüzleşti. Ve bunların yerine öz şefkat ve kabullenmeyi koymayı başardı. Charity, terapi sayesinde kendini yeni bir gözle görmeye başladı. Karşısına çıkan her zorluğun üstesinden gelebilecek güçlü ve dayanıklı bir kadın olduğunu fark etti. Küçük başarılarını kutlamayı ve geçmişteki hatalarını affetmeyi öğrendi. Kendini keşfetme yolculuğu devam ederken her geçen gün özgüveni ve gücü arttı. Öz bakımın önemini anladı. Sadece bedensel değil, duygusal ve zihinsel açıdan da. Sonunda gerçekle yüzleşme anı geldi. Bir yılı aşkın süredir devam eden terapi ve yoğun çabanın ardından Charity tartıya çıktı ve sonucu gördüğünde nefesi kesildi. Şaşkınlık içinde fark etti ki 270 kilonun altına düşmüş ve nihayet fazla deri ameliyatı için uygun hale gelmişti. Gözlerinden yaşlar süzülen Charity, yolculuğunun bir sonraki aşamasını yenilenmiş bir kararlılık ve umutla karşıladı. Terapinin başarısındaki rolünün çok önemli olduğunu, zorluklarla baş etmek ve hayatını geri kazanmak için gereken araçları ve içgörüyü sağladığını söyledi. Geleceğe baktığında Charity içinde yeni bir heyecan ve fırsat duygusu hissetti. Terapi onun yol gösterici ışığı olmuştu ve artık kendi gücüne ve direncine güvenerek her türlü engelle yüzleşmeye hazır hissediyordu. Attığı her adım onu en iyi haline biraz daha yaklaştırıyordu. Ne var ki Charity Pearson hikayesi hayat değiştirici ameliyatına hazırlanırken beklenmedik bir yola saptı. Daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam özlemiyle sağlık ekibiyle görüşmelerine azimli ve kararlı davranmış olsa da acı bir olay onu derinden sarstı.
Charity hastane yatağındayken çok sevdiği annesinin beyin kanserinden vefat ettiği haberini aldı. En büyük destekçisi ve dayanağı olan annesinin kaybı, Charity'yi derin bir kedere boğdu. Bu büyük kayıp zaten zorlu olan iyileşme sürecinin duygusal yükünü daha da artırarak Charity'yi derin bir depresyona sürükledi. Annesinin zamansız ölümü, Charity'nin yoğun üzüntü, yalnızlık ve korkuyla boğuşmasına neden oldu. Büyük bir acıyla baş başa kalan Charity bir yol ayrımındaydı. Kaybının ağırlığı altında ezilirken bu durumla baş etmek için aşırı yemenin tanıdık rahatlığına sığınmayı düşündü ama tüm zorluklara rağmen umudunu yitirmeyi reddetti. Yılmaz bir ruhla bir yandan annesinin anısını yaşatırken bir yandan da kendi öz değerini ve saygınlığını geri kazanmaya yönelik güçlü bir kararlılıkla mücadeleye devam etme kararı verdi. Charity, sağlığını ve mutluluğunu geri kazanma yolculuğunda kritik bir adım olan fazla derinin alınması ameliyatı gibi korkutucu bir durumla karşı karşıyaydı. Kendisini saran duygusal fırtınaya rağmen ilerleme gücünü topladı ve ameliyatı yaptırma kararı aldı. Ameliyatın ardından kilosu önemli ölçüde azalmış ve karşılaştığı zorluklardan yılmamış olarak zaferle çıktı. Geleceğe yeni bir enerji ve kararlılıkla baktı. Sağlık ekibinin sarsılmaz desteği ve kendi azmiyle yolculuğuna devam ederken her imkansız görüneni başardı. Ek ameliyatlar geçirdi ve daha da fazla kilo verdi. Dönüşümü gerçekten olağanüstüydü. Dayanıklılık, azim ve insan ruhunun gücünün canlı bir örneğiydi. Yaşadığı derin kayıp ve üzüntüye rağmen Charity bu karanlık dönemden her zamankinden daha güçlü ve dirençli bir şekilde çıktı. Onun hikayesi insan ruhunun azmi ve hayatın en zorlu sınavları karşısında umudun, cesaretin ve kararlılığın dönüştürücü gücünün ilham verici bir örneği oldu. Charity Pierce geçirdiği deri ameliyatının ardından bazı komplikasyonlarla karşılaştı. Hastaneye yatırılmasını gerektiren selülit enfeksiyonları vardı. Dr. Neal daha detaylı bir deri ameliyatı gerçekleştirerek karnından 17 kilo doku çıkardı. Charity ameliyattan sonra 2 aydan fazla bir süreyi hastanede geçirdi. Ne yazık ki birkaç ay sonra enfeksiyon tekrarladı ve septik şoku önlemek için ek bir ameliyat gerekti. Bu aksilikler zorlayıcı olsa da Charity kilo verme yolculuğuna devam etmekte kararlıydı ve tüm zorluklara rağmen evine döndü. Annesini kaybetmenin derin acısıyla boğuşurken özel hayatında da bir başka yıkıcı darbeyle karşılaştı. Şok edici bir ihanetle baş etmek zorundaydı. Nişanlısı nişanı aniden bozmuş ve Charity'nin kız kardeşiyle bir ilişkiye başlamıştı. Bu ihanet Charity'yi derinden etkiledi ve en yakınındakileri sorgulamasına neden oldu. Ağır Yaşamlar, Şimdi Neredeler programının 2019 yılında yayınlanan bölümünde Charity, Tony ve Charlie'nin Iowa'ya dönüş hikayesini anlattı. Aile bağlarını güçlendirmek için çıktıkları bu yolculuk, Charity için hem tatlı hem de acı anılarla doluydu. Özellikle annesinin anısına düzenlenen anma töreni duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Ne var ki bu aile buluşması beklenmedik bir olayla sarsıldı. Tony, Charity'nin kız kardeşiyle bir ilişkiye başladı. Bu ihanet Charity'yi derinden yaraladı ve onu büyük bir bunalıma sürükledi. Yaşadığı acı ve ihaneti unutmak için Charity sağlıksız alışkanlıklara yöneldi. Aşırı yemek yeme, alkol ve sigara kullanımı gibi. Gel gelelim tüm bu duygusal çalkantılara rağmen Charity olağanüstü bir direnç ve kararlılık gösterdi. Sonunda hayatının kontrolünü yeniden ele almayı başardı ve hayatında önemli değişiklikler yaptı. Bu zorlu süreçte sağlık yolculuğuna olan bağlılığı sayesinde 13 kilo daha vermeyi başardı. Charity'nin iyileşme süreci hiç kolay olmadı. Kız kardeşinin Tony'den hamile kaldığını öğrenmek gibi zorlu haberler duydu. Yine de sağlığını ve mutluluğunu geri kazanmaya kararlıydı. Çabaları sonuç verdi ve 18 kilo daha vererek ağırlığını 151 kiloya düşürdü. Bu etkileyici ilerleme karşısında Dr. Neal, Charity'ye bir deri alma ameliyatı daha yapılmasına onay verdi. 2019'da yayınlanan bir diğer bölümde Charity 3. deri alma ameliyatını geçirdi. Bu ameliyatta bacağından yaklaşık 7 kilo fazla deri alındı. Ancak iyileşme süreci hiç de kolay olmadı. Ağrılarıyla baş etmekte zorlanan Charity, Dr. Neal'dan fazladan ilaç istedi. Doktorun bu isteği reddetmesi üzerine Charity gizlice hastaneye ağrı kesici getirdi ve kendi kendine ilaç almaya başladı. Ne yazık ki bu durum trajik bir şekilde sonuçlandı. Ağrı kesicileri aşırı dozda alan Charity hayati bir tehlikeye atlattı. Dr. Neal'ın hızlı müdahalesi sayesinde hayata döndürüldü ancak bu olay Charity'nin sağlık ekibiyle olan ilişkisini derinden etkiledi. Bu tehlikeli deneyim Charity için kendi kendine ilaç kullanmanın riskleri ve doktor tavsiyelerine uymanın önemi konusunda önemli bir uyarı oldu.
Charity, bu olaydan sonra sağlık ekibinin güvenini yeniden kazanmak ve riskli davranışlarının altında yatan sorunları çözmek için büyük çaba sarf etmek zorunda kaldı. Doktor Neal ve sevdiklerinin desteğiyle zorluklarla mücadele etmeye ve sağlığını iyileştirmeye devam etti. Programdaki macerasının ardından Charity, sağlık yolculuğuna kararlılıkla devam etti ve önemli hedeflere ulaştı. Çabaları sonucunda 51 kilo daha vererek daha sağlıklı bir yaşama bir adım daha yaklaştı. Ne var ki Aralık 2019'da kendisine böbrek kanseri teşhisi konması, yeni ve endişe verici bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Bu teşhis, annesinin kanserle mücadelesini hatırlatarak Charity'nin kendi sağlığı konusunda ciddi endişeler duymasına yol açtı. Hızlı davranarak Mart 2020'de ameliyatla etkilenen böbreğini aldırdı ve böylece kanserin bir böbreğine ve hayati organlarına yayılmasını önledi. Başarılı geçen ameliyat, Charity'nin bu yeni zorluğun üstesinden gelme umudunu ve kararlılığını tazeledi. Charity, yolculuğuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya üzerinden paylaşarak tüm zorluklara rağmen geleceğe umutla baktığını gösterdi. Samimi bir Facebook gönderisinde ameliyatını ve devam eden iyileşme sürecini anlattı. Takipçilere gücü ve dayanıklılığı açısından güven verdi. Bu zor dönemde sağlığına ve iyiliğine odaklandı. Kilo vermeye devam etti ve kızı Charlie ile kaliteli zaman geçirdi. Charity'nin hikayesi benzer zorlukları yaşayan birçok kişiye ilham kaynağı oldu ve hayatındaki engelleri aşmada azmin, kararlılığın ve umudun önemini gösterdi. Programın devam bölümlerinde Charity'nin kızı Charlie de önemli bir figür haline geldi. Charlie de annesi gibi yeme bağımlılığı ve kilo problemleriyle mücadele ediyordu. 2016'da yayınlanan bölümde Charlie'nin kilosunun 177 kiloya ulaştığı görüldü. Bölümün sonu Charlie 6 kilo vererek kendi sağlık yolculuğunda olumlu bir adım attı. İlişkilerinin öneminin farkına varan Charity ve Charlie, hasta bakıcısı ilişkisinden gerçek bir anne-kız ilişkisine geçiş yapmak için terapi desteği aldılar. Bu ortak çaba, sağlıklı yaşam yolunda birbirlerini destekleme konusundaki karşılıklı kararlılıklarını ortaya koydu. Program sona erdiğinde izleyiciler Charity'nin inanılmaz başarısına tanık oldular. Kilosu 153 kiloya düşerek toplamda 200 kilo vermiş oldu. Bu başarı Charity'nin olağanüstü gücünü ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. 2019'daki bölümde izleyiciler Charlie'nin annesinin dönüşümünden ilham alarak Dr. Neal'ın hastası olma ve bariyatrik cerrahiye hak kazanma hedefini öğrendi. Bu dönüm noktası Charlie'nin sağlığını ve bağımsızlığını yeniden kazanma yolculuğunun başlangıcıydı. Eve döndüğünde Charlie, annesinin kilo verme sürecinde aldığı kiloları vermek için kolları sıvadı. Annesinin sarsılmaz desteği ve teşviğiyle mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Bu hayatını değiştiren bir adımdı. Sonuçlar göz kamaştırıcıydı. Charlie'nin kilosu 175 kilodan etkileyici bir şekilde 70 kiloya düştü. Bu dramatik değişim, benzer zorluklar yaşayan diğerleri için umut ışığı oldu ve birçok kişiyi kendi sağlıklarına öncelik vermeye teşvik etti. Charlie'nin yolculuğu ameliyatla bitmedi. İlerlemesini selfiler ve Facebook paylaşımlarıyla belgelemeye devam etti. Başarılarını ve zorluklarını kendisine adanmış takipçileriyle paylaştı. Onun devam eden hikayesi azmin gücünün ve daha iyi bir sağlık ve mutluluğa ulaşmanın mümkün olduğunun kanıtı oldu. Charity'nin içtenliği ve empati yeteneği izleyicilerde güçlü bir yankı uyandırdı ve benzer sorunlarla boğuşanlar arasında bir dayanışma ve destek duygusu yarattı. Ameliyattan 4 yıl sonra Charity 90 kilonun altına inmeyi başardı ve bir kez daha kararlılığını gösterdi. Program sona ererken hastaneden taburcu oldu ve kızı Charlie ile birlikte Iowa'ya döndü. Birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşama adanmış, güçlü ve birbirine kenetlenmiş bir anne-kız ikilisi oldular. Yolculukları dünya genelinde pek çok kişiye ilham verdi ve kararlılık, sabır ve destekle her şeyin başarılabileceğini gösterdi. 2020'de izleyiciler Charlie'nin annesinden ayrı olarak Iowa'ya dönme kararıyla Charity ve Charlie'nin yollarının ayrıldığını öğrendi. Bu zor karar, ikilinin ilişkilerini sonlandırması ve her birinin kendi sağlık yolculuğuna odaklanmasını konu alıyordu. Ayrı kaldıkları süre boyunca Charlie kendi kilo verme macerasına atıldı ve çabaları sonucunda etkileyici bir şekilde 40 kilo verdi. Bu arada Charity, özellikle içki konusunda eski alışkanlıklarına dönmek gibi kendi zorluklarıyla yüzleşti.
Bu sıkıntılara rağmen kader Charity ve Charlie'yi Iowa'da yeniden buluşturdu. Bu karşılaşma ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Birbirlerini daha sağlıklı bir yaşam için desteklediler. Olumlu değişiklikler yapmaya kararlı olan Charity, Dr. Neave'ın programına yeniden başvurdu ve sağlığına öncelik vermenin önemini kavradı. Hayatını ve sağlığını yeniden kontrol altına alma amacıyla programa taze bir bakış açısıyla katıldı. Bölüm ilerledikçe hayranlar Charity'nin kilo verme hedefine doğru kaydettiği önemli ilerlemeyi gördü. Sonunda 135 kilonun altına inmeyi başardı. Bu dikkate değer başarı, Charity'nin zorlukların üstesinden gelme ve sağlığını geri kazanma konusundaki azmi ve kararlılığını gözler önüne serdi. Charity daha sağlıklı bir yaşama doğru ilerlerken Charlie de verdiği kiloları koruma konusunda önemli adımlar attı. Geçmişte obeziteyle mücadele etmesine rağmen Charlie, sağlıklı yaşam tarzını sürdürdü ve kilosunu başarıyla korudu. O yılın sonlarına doğru Charlie, annesinin durumunun iyi olduğunu belirten sevindirici bir güncelleme paylaştı. Charity, büyükannelik rolünü benimsedi ve torunuyla geçirdiği keyifli anları TikTok gibi platformlarda paylaştı. Bir zamanlar umutsuz ve aşırı kilolu olan Charity, şimdi canlı ve neredeyse tanınmayacak halde mutluluk ve enerji saçıyordu. Onun dönüşümü, azmin ve kararlılığın bir kanıtı olup benzer zorluklar yaşayan birçok kişiye ilham kaynağı oldu. Charlie'nin hikayesi de olumlu bir yöne evrildi ve o da kişisel hedeflerine ulaştı. Facebook sayfasına göre Ocak 2022'de nişanlandığını ve bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini duyurdu. Bu, mutluluğa ve huzura giden yolda yeni bir sayfa açtığının işaretiydi. Mart 2023'te Charity, Charlie'nin Ekim ayında ikinci bebeğini beklediğini büyük bir sevinçle açıkladı. Bu güzel haber hayatlarındaki inanılmaz dönüşümü ve mutluluğu pekiştirdi. Onların öyküleri insan ruhunun dayanıklılığının ve kararlılığının dönüştürücü gücünün etkileyici örnekleri olarak öne çıkıyor. Charity ve Charlie'nin yolculuğu sadece kendi hayatlarını iyileştirmekle kalmadı. Aynı zamanda sayısız insana da olumlu değişimin mümkün olduğuna inanmaları için ilham verdi. Charity'nin etkileyici hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.